Ha, elim icri, elim uzaklara. Senin kuzun çok acı, değil mi? Eskiden kalabalık vardı. Her ahırda 10-12 baş inek, 15 baş inek. Köy işsizlendi. Kimse yok köyde. Kış geldi geçti, bir kişi buraya uğradığı yok. Ben 6 ay yaylada kalıyorum. Oralar bizim yaylalar güzel. Ama hayvan yok. Tarla bomboş. Eskiden 3000-5000 inek olurdu. Şimdi 100 tane, 150 tane bir yaylada inek yok. Usturacı da şeper ama. Geçen sene diyorum her sene 15 tane ineğimiz var idi. Hepsini sattık. Şimdi 4 tane kaldı. Rahman gidecek kurbeti. Onun için sattım onları. Oldu 25 yaşında onlarla uğraşıyor. Geldi göz zamanı. Yören ineklere gelse olduğu için bir nevi daha şey oluyor böyle şimdi. Bütün kış içeride yattığı için sezon yeni başladığı için dışarı çıktıkları zaman biraz daha aktif, enerjik oluyorlar. O yüzden böyle biraz atlayıp zıplaylar, yani yapacak bir şey yok. Ama zamanla alışacaklar. Böyle devam. Yolumuz acık olsun. Gidi yaylacılar, yaylada tuğma var mı, yaylada tuğma var mı? Gel, hadi gel. Yedirmişim yarını, hani da gören var mı, hani da gören var mı? Mavre yayla sitin o yana bu yana. Mavre yayla sitin o yana bu yana. Benim yarım orada dur çevir onu bu yana. Benim gözüm açık. Hay. 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 Haydi. Haydi bir, haydi. Bu sene biraz erken çıktık mezreye. Ondan böyle nazlandılar. Alışık değiller normalde. Biz Mayıs'ta yayla çıkarız. Bu sene biraz böyle oldu. Hayvanlar için daha iyi olur orası. Hem alışmış olurlar. Çıkarlar dışarı, bir hava alırlar. Otomayı seveydim. Otomak ayrıdır. Hayvanlar. O çok olanlar geride kaldı. Bu zamanda zor. Bakılma yani. Her sene böyle işte. Yaylaya çıkarız, mezireli. Geçen sene mesela mallar daha çoktu. Mecbur sattık onları. Çayır pahalı, yem pahalı.
Ha, bir gelir kaynağı yok. Bu yaşıma kadar bunlarla uğraştım ama şimdiden sonra çok zor. Yani gideceğim çalışmaya. Sevildiler ama hayata devam edeyim bir yandan. Geçinmen lazım, çalışman lazım. Küçük yaşlardayken mahalle ceylağı çıkardı. 50-60 tane hayvan olurdu, herkes toplanırdı. O zaman farklı olurdu. Sarardı mesela. Piknik yapardık yolda. O eski şeyler de kalmadı. Hadi gidelim. Hadi. Benim gücüm nasıl akıllıydı. Ya. Komşuluk vardı, giderdin, gelirdin, sohbet, muhabbet. Akşam toplanırdın bir yerde. Yaylada mesela. Çocuktan gözükmezdi. Kimse yok. Bir tek ben kaldım. Bir akıllı benim herhalde diyorum. Nereye gidiyorsun? Ya. Bir yorulduğum yeri. Yalla hak. Ya. Götürün. Gel. Yalla kalk sana. Ya. Ekonomi aldı gitti. Her şeyin fiyatı yukarıdan fırladı. Ne hiçbir yere tutulmay. Ne ota, ne çayıra, her şey. 1.000 lira, 100 lira değerinde oldu. Gidiyorsun markete, 1.000 liraya 2 çanta alıyorsun. Önceden dünyaları alırdım. Koskocaman Trabzon'da çalışacağım diyorum, iş yok. O durumdayız yani, düşün. Bunlarla yapsan, ne baksan o da yok. Hayvancılık da bitti. Nereden tutsan elinde kalıyor. Bu zamanda para kazanamazsan ileride ne olursun Allah bilir. Şimdi çalışacaksın ki dere akarken şeyini dolduracaksın. Yuva kuracaksın, bir şey yapacaksın. Thank you.
Hay dedim bacım. Hay, 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 hay. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Hay. Hay. Elatin bacım. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Bugün de geldik işte, son duraktayız. Burası Kukul mevkii. Şimdilik buraya kadar geldik. Bundan sonra yayla. Bu sene de nasip oldu işte buraya gelmek. Seneye ya nasip. Bakalım burada mıyız, değil miyiz? Orasını Allah bilir. Son duraktayız. Yaylayı bekliyordunuz ama mezireye geldik. Yaylaya daha var. Buraya alışmış değiller pek. Direkt yaylaya çıkardım. Ooo hadi bacım, ooo. Kutlayın bakayım, haydi. Yoruldular baya. Halit şu da çıkardı ne bileyim. Şimdi giderler oraya. Arkadaş buldular. Ooo. Sakın kavga yapmayın ha. Hiç çıkarmayın meydana. Selamun aleyküm. Kıdaş kabiyim. Siz de burada mı efendim? Aklın kabisini ver. Hemen onun zemersini bağla onun boğazına. Bağla mı? He, beyazın boğazına. Hadi bakayım, hadi. Al şunu da. Tutamam ikisini. Ya al geliriz peşinden al. Beni dinle sen. Şurada tutamam ödüysen al. Tutamazsın. Bak kafasından çıkarıyor yani. Al. O şu gelir seninle. Tut. Gel gel. Gel benim kuşum gel. Hadi yürü. Şimdi ne? Yama heba seni. O gitti. O bir yere gitti. Ha bunu bağlayayım ağaca. Saneti kuzağını görüyorsun. Bu niye koyuyorsun sen buraya? Sanki bir şey var orada. Hadi daha ahır boş boşalma hadi. Gidin biraz daha. Ya ya. Sip 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 sip. Koşkor geldin sen buraya he mi? Koşkor'u da getirdik buraya. O burası olmadan yapamaz. Koşkor'dur o. Süpürücüm burada. Ya.
Gel. Hadi git bakalım evi tane. Hay. Buna bu ne abi söylüyor? Ya ilacıyım, ya ilacıyım. Kanka. Yaşayın. Ayağını çöz bakayım. Benim küçük mü çöldü ya buraya he mi? İçin şiliyor ya. Hadi git bakayım. Evet. Oh. Dur dur. Gidin bakayım. Uç bakayım. Kaldı. Piskobat geldi. Şamarı yersin ha. Sırma elimi. Git. Yaru neleceğim, ne gidip diyeceğim. Her zahil baş ucunda ne cevap vereceğim. Yanmıştır yüreklerim, birer tane söyleyeyim. Yanmıştır yüreklerim, birkaç tane söyleyeyim. Her zayıl baş ucunda nerede ben dayayım. Güzel söylüyorum hacan aklıma ki hacan başlarım söylüyorum. Temi piş yadımda yok. Bir tane daha da söyleyeceğim. Yaylacıyım yaylacı çüme baladınız mı? Yaylacıyım yaylacı çüme baladınız mı? Hasan'ım gitti Gebze'ye nasıl aladınız mı? 20 yaşında oğlum geldi. Onun için türkü söylüyor. Abrası mı? Abrası değil. Hala kaynağı. Yumak mı muhlama mı? Oli yanatır bunlar. Ne oldu acıktınız mı? Demera buraya daha önce gelmiş. Daha doğrusu daha önce burada büyümüş. O yüzden burayı biliyor yani. Köşte gelirken en önde geldi. Diğerleri burayı pek bilmez. Beni vuracak o şimdi. Buranın asıl sahibi bu inektir. Burayı her gezden iyi bilir. Benden bile iyi bilir. Değil mi benim kızım? Hemin. Annesi. Asıl sahibi burada. Abi ben sana. Gel. Nah kastan. Nah kastan. Bana ne diyor da kastan. Acı kastan öyle de tutuluyla mı? Hatta şu an beni. Nah lan ben abi. Abi. Nakalım da bir hal öyle. Hadi işte pişti tofanım. Gel. Koca bu mergeceri yemeyeyim. Hadi. Burada hayatım geçti. Burada rahat etmeyen edemez ki bir yerde rahat. Seni de iki sefer gelirdik buraya. Babam aklıma gelir. Annem aklıma gelir. Daha neşeli olup buraya hacan gelirim. Şadi köyü sevmem. Orası güzel değil. Ama 45 sene durdu orada yaşayırım. Peki daha duyduğunuz önü epey var. Sel oldu köyümüze. Biz de gidip mezire aldığında orada bizi sordular. Aynı böyle bir şey vardı ama biz görmüyorduk. Biz bilmiyoruz nedir.
Orada sordular bize muhacirken diyecek size hangi yeri seversiniz. Sordular. Orada bir karı var dedi, imbrozu severu. İmbrozu hak edecek muhacir. Tamam, ne bileyim öyle dedi. Bir daha dediler bize, siz televizyonda çıktınız. Şaşırdık, biz televizyonda ne arıyoruz? Meğersem kameraları var idi. Çektiler bizi televizyonda. Şimdi daha televizyonda çıkacağız mı? Senin kuşuna sarma vereceğim. Yer misin? Dur. Bizim seyidi süt veriyor burada, yoruldu ama biraz. Yatın aşağı şimdi. Yarın çıkarsınız, otlarsınız. Keyfinize bakarsınız. O benim kızım. Kalk duman sar dağları da, ben de sarayım yeri. Yedir Allah'ım yedir şu dağlardaki efkarı. Yar Allah! Bira bismillah. Ben Servet Akan. Kardeşim malcılık yapıyor. Ben onun abisiyim. Karadeniz'de yaşamak, cennette yaşamanın başka bir yolu, başka bir söyleyiş tarzı. Şu an zaten baharın başlangıcı, en sevdiğim mevsim. Bahar başladığı zaman hayat canlanıyor. Doğa açıyor, ağaçlar açıyor, kuşlar ediyor, dereler çöşüyor. Burada şimdi anlatsam sabaha kadar anlatırım. Yaşamadığım bir anı yok. Çok yürüdük yani bu yolları. Burada oynamadığımız oyun yok. Top oynardık, çalık oynardık, saklambaç oynardık. Buradan aşağı az topumuz gitmedi yani. Topu yakalayacağız diye peşinden koşarken az yuvarlanmadık yani. İnsanoğlu gökyüzüne bakmadığı için mutsuz. Evlerin üstü kapalı. Çadırları örüyoruz böyle. Gökyüzüne baksak var ya. İnsanoğlu daha mutlu olur, daha huzurlu olur. Ben de bunu burada yaşıyorum işte. Başka bir yerde yaşayamıyorum. Kukul candır, gerisi heyecandır. Ya da aşağı, ah. Burası eskiden daha güzeldi. Diyeceksiniz ki neden? Eski yapım evler var burada, taş evler. Bunlar bir nevi artık eskide kaldı. Artık betonarme dönemine geçtik. Taşla yapmak varken neden betonla yapalım? Ahşapla yapmak varken neden betonla yapalım? Doğaya uygun, otantik, eskiyi anımsatan bir ev yapmak varken neden betonarme yapalım ki yani? Seviyor, sevmiyor. Herhalde seveyim. Bizi seven sever, sevmeyen yapacak bir şey yok. Bu gördüğünüz boğazda bir Manavuz Deresi var. Manavuz Deresi akar. Buraya zamanında baraj yapıldı. Bu baraj köyü bir yönden mahvetti. Hangi yönden söylesem size çimcir ağaçları, şimşir ağaçları var. Onların mesela kökü kurudu şu an. Yani tek tük ağaçlar kalmış. Onlar da yani zamanla yok olacak. Kestane vardı mesela burada köyde, çok kestane vardı. Bu baraj yüzünden artık kestaneler de kestane vermemeye başladı. Yani zamanla onlar da yok olacak. Daha bana ne sebep bacım faini. Gidi yalan dünya. Ya bu da bir tür çekmişsin, bir dakika. Hazır yapan yemek. Aslancı bu.
yediği gibi gibi daha bu. Buyur. Aradan atarsanın ne var ya senin için? Sol elle atamazsın. Kim dedi atama? Tam yetti iptal. Abi bir kolye bağlayacağım. Sanki alçak oldu. Koy bakayım hani nasıl olacak. Kendimi yapalım. Sen bir daha düşürürüm. Ne? Tam oldu ha. Dön ya bu. Dönme. Tık tık tık. Kuyma zamanı. Ahlen! Kariye ayın ayfunduğun dallarına Allah düşürsün seni bu benim kollarıma. Şimdi elen adam tüy yok evvelki günkü dumuraya. Hasta ya da dedi dumun amca nasılsın dedi hiç iyi değilim ama yaylaya da gideceğim. Yarın öldü. Bizim şimdi Karadeniz'de bir sanatçı var. Sen tanımazsın onu anne. İsmi Muhammed Ali'dir. Onun bir türküsü var. Anam, güzel söylüyor. Anam diye geçer. Onun bir nakaratı var. Nakaratında şöyle söylüyor. Üzmeyin anaları, hem anaları hem babaları. Cennet yolunu açar onların duaları. Yani buradan söylüyorum gençlere, ne annenizi ne babanızı üzün. Öldükten sonra dünyayı yıksan kimse geri gelmez. Anaların kıymetini bilelim. Özellikle annen analar. Annen olmasan yaşayamazsın. Ne gidiyor? Bir on yemek ya burada yemezsin. Rahman yapar. Bu sadece saladan melemen yapar. Daha bir şey yapamaz. Bir aç bırakmayasın ki ben öğreneyim yemek yapmayı. Hep doyuruyorsun beni. Hey gitti için ya. Ben yaptığımı kimse yapamaz. Senin çalıştığın kadar bu dünyada kimse çalışmadı anne. Bizim eski insanlarda bir hastalık var. Bu hem annemde var hem babamda var. Çalışma hastalığı. Yeni nesilde bu yok. Yani çalışmadan... Ama çalışma. Ha bu odunlar şimdi sobayı yakacaksın. Çalışma. Odunların olmadı ne yaparsın? Tamam. Odun olmadı mı gidip yaparsın ama siz 3-4 senenin odunlarını da yaparsın. Yani sizde bir hastalık var. Çalışmadan duramazsınız. Bu bir gerçek. Ben ne buldum ise çalışmaktan buldum. 7-8 tane çocuk baktım. Orak elimde orakla keserdim. Tirban elimde yük arkamda kazma elimde öyle baktım ha bu çocukları. Her anda yedirmedim onları. Allah bilir onu. Eskiden kaçmadan evlenemezdin. Herkes kaçarak evlenir. İşteme kimse kimseyini vermezdi. Kaçar diler. Ama iyi çıkar ama fena çıkar. Şansına ne çıkarsa. Benim ki çıkmadı işte. Zannettim iyi dur kandırdılar beni şehre gideceğiz. Mekeşem elene kadar şehir burası. Şehri de sevmem Allah bilir onu. Sevsem eli sever giderdim. Gosaraca bir kafaliye bir yaka da harul yapan. Yumurtladın mı tavuklar? Yok o işin cifti adı ne var? Ya, çocukluğumdan beri tulumu seviyorum. Yani hep tulum şarkıları dinlerim. Ondan beri aklımda var. Yani liseyi bitirdikten sonra kafama koydum bir tulum alacağım. Bir tane buzağım vardı işte onu sattım sonra. Rize'ye gittik abimle arkadaşıyla. İlk tulumumu orada aldım işte. Ondan öyle işte öyle başladım. Kendim öğrendim, kendim çaldım. Bir de tulum çalarak rahatlayırım. Bu yörede zaten tulum çalan hiç yok Trabzon bölgesinde. Diyen şaşırıyor, Trabzon'da tulum çalan var mıymış? Bizim buralara yakışıyor mesela, kemençe var, kaval var, bir de tulum olduğunu. Neden olmasın? Thank you.
Bizim yöremizde bir kuş türü var. Kukku diye bağırır. Biz de ona kukku kuşu deriz. Efsaneye göre bunun bir sevdiği var. İsmi Kukku. Bu aradığı, sevdiği kuş Güney Ekvador bölümünde. Biri o tarafta, biri güneyde, biri kuzeyde. Diyorlar ki bunlar kavuştuğu zaman kıyamet kopacak. Ekstradan başka bir efsanesi daha var bu kuşun. Diyelim kış bitti, yaz başı gelecek. Kukku sesini ilk duyduğun zaman, ama yılbaşına, yani şöyle diyelim size, yazın başlangıcında zaten bu kuş bağırır. Kukku sesini ilk duyduğun zaman tok karnında olursan sıkıntı yok. Eğer aç karnında yakalanırsan bir yıl boyunca, bir dahaki yaz başına kadar bir yıl boyunca başından sürekli bir hastalık geçer. Sürekli bir yıl boyunca hasta olursun. Böyle bir efsane de var. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilmem. O yüzden yaz başı geldiği zaman köydeki herkes sabahları erken kalkar. Kukku sesini duydukları zaman hastalıklı bir yıl geçirmeyelim, aç karnında yakalanmayalım diye her sabah kalktıklarında bir lokma da olsa yemek yerler. Şu anda zaten kendisi bağırıyor bak. Evet, 10 numara, çok güzel bir sesi var. Bu sene ilk defa ben duyuyorum onu burada. Bugüne nasip oldu. Az önce de yemek yemiştik. Bu sene yakalanmadık ya. Seneye bakalım ne olacak. İşimiz çok. Ben yapacağım onu değil mi? Korsa mı sen? Yok. Tepanın beni izledi ve tutu. Ben öyle söylüyorum. Çıkmaz buradan 2 saat ya. Niye prasın tarazı yeni yer sanırım.